Arkadaşlar, FTB Akademi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Oğlum, bu kafalıklar hep dikkatimi dağıtıyor. Hala gördüğümde gidiyorum ya. Evet arkadaşlar, belli bir süreden sonra tekrardan FTB Akademi ile karşınızdayım. Araya bazı işte sağlık sorunları vesaireler hızlılar gittiği için uzun süredir FTB Akademi'den devam edememiştik. Ama artık FTB Akademi'den ufak bir tekrar kaldığımız yerden devam yapacağız. Bir de şöyle bir artık düşüncem var. Büyük ihtimalle bu FTB Akademi'nin son videosu olur arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi araya sağlık sorunu vesaire bir şeyler gelince hastalandım falan filan. Çok uzun oldu. Yani bayağıdır yeni bir seriye geçiş yapamıyoruz. Çok uzun süredir aynı seride kaldık. O yüzden artık bu videoda son şöyle bir toparlayacağım. En son Astral Akademi, Astral Akademi nereden çıktı? Astral Sorcery'e bakıyorduk. Astral Sorcery'e biraz daha bakıp paketi artık sonlandırıp yeni maceralara, yeni paketlere geçiş yapmayı planlıyorum. Aklımda böyle değişik bazı şeyler de var. Belki onlara da bakabiliriz. Onlara ama zamanla geleceğiz. Şimdi en son burada ne yapıyorduk? En son burada ne yaptığımızı da unuttum ben. Görevlerimiz vardı. Şu görevlerden bir bakalım. Astral Sorcery'de zaten bayağı ilerlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şurada nerede? Aynen burada. Bizden ne istiyorduk? Bir sonraki altarı yapmamızı istiyordu. Bir sonraki altarı yapmamız için rock kristal gerekiyor. Star metal gerekiyor. Biz sizlerle hiç star metal yapmadık diye hatırlıyorum sanırım. Bir bakalım star metal'ımız var mıymış? Yokmuş. Üzerimde de 14 tane iron var. Güzel. Şimdi bir tane linking wand gerekiyordu bize. Şu linking tool'u yapabilmemiz gerekecek öncelikle. O yüzden size bir linking tool yapacağız. Linking tool için gerekli malzemeleri alayım geleyim ben. Bir de gece olması gerekiyordu biliyorsunuz. Bu seride ben şu an bununla uğraşmaktan neden nefret ettiğimi hatırladım. Çünkü gece yapacak bir şey yoktu. Bulamamıştık. Yani varsa da ben bulamamıştım. Ondan dolayı gece olmasını bekleyeceğiz. Ben de gerekli malzemeleri alayım. Gece vakti buluşuruz. Evet arkadaşlar, gece oldu. Gerekli her şeyi de yerine yerleştirdim. Gerekli starlight'ımız da var. Şu an için bu craft'ı yapmaya başlayabiliriz. Hop. Craft'ımızı yapalım. Işıklı mışıklı. Valla bu mod paketinin, yani bu modun daha doğrusu Astral Sorcery'nin şeyleri güzel ya. Efektleri güzel. Işıklarını mışıklarını seviyorum. Aa, şeyimiz de varmış. Bununla ilgili quest'imiz de varmış. Ha, zaten star metal yapmak için önce bunu yapmanız gerektiğini de burada söylüyormuş arkadaşlar. Ben burayı görmedim. Kendi bilgime dayanaraktan devam ediyordum. Şimdi bunu yaptıktan sonra Rockstar star metal yapabiliriz. Star metal yapabilmek için Iron Ore'a ihtiyacımız var. Iron Ore'umuz var. Ulan ilerlerde bir yerlerde bir tane şeyimiz vardı ya. Ben oraya ışın mışın ışınlanabileceğimiz bir şey koymuş muydum? Koymamıştım sanırım ya. Bir yere inebilir miyim bir saniye abi? Nereye gitmem gerekiyordu benim o şeyle ilgili? Bakayım, Miner Village. Oğlum. Allah bilir neredeydi o ya. Onu da hatırlamıyorum ki. Miner'ın Village'in buralardaydı sanki ya. Yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? Oğlum burayı da ne kırmışız be. Şuraya bak, simsiyah. Miner burayı paramparça etmiş. Bir tane böyle dağlığın bir yerin tepesinde yakınında bir yerdeydi. Şurada mıydı? Ha, şurasıydı, hatırladım. Şuraya bir waypoint atalım. Neydi? Ya astral diyelim, ben anlarım. Astral. Tamam. Tamam, buraya işaretimizi attık. Ben şimdi oraya doğru bir gideyim hemen. Arada biraz mesafe varmış. Oraya gideyim, orada ne yapacağımızla beraber hemen orayı halledelim. Evet arkadaşlar, bu yerimiz, buraya geldik. Bu arkadaşla işimiz vardı bizim, sırf o yüzden buraya geldik. Şimdi buradayken ne yapıyoruz? Bu 14'ünü de kullanacağım açıkçası. Şöyle şunları şu şekilde yerleştiriyorum altına. Başka yerlere de yerleştirebilirdim, fark etmez. Daha sonra linking tool'la buna sağ tıklayıp buna tıklayacağım. Buna sağ tıklayıp buna tıklayacağım. Oha! Bu kadar hızlı çalışıyor muydu bu ya? Bunun hepsini tek tek böyle linkleyeceğim arkadaşlar. Bunu bir kere linkledikten sonra daha sonrasında geri kalanını tekrardan her seferinde linklemeniz gerekmiyor. Ben daha sonradan buraya başka bir şey blok koyduğum zaman otomatik olarak linkli olarak devam edecek o. Şöyle hemen hepsi bir dönsün. Bu da döndü. Hemen şunu miner'ımızla kıralım, alalım. Bunları daha sonra, o hala oraya şeyli olduğu için, linkli olduğu için ben bunları buraya koysam bile otomatik olarak hala zaten ışık var farkındaysanız. Tekrar particle efektler üzerlerinde dönmeye başladı. Bunlar yine de dönüşecektir. Benim elimde hiç şey var mı diyecektim başka ayrında. Buradan oraya uzanamıyoruz tabii ki. Buradan bunlarımızı da aldık. Tamam. Bu 14 tane falan bir star metal'ımız var. Hemen bir slash home atalım. Evimize dönelim. Hayırlı olsun. Şimdi bizden
Star Metal istiyordu değil mi? Star Metal'ı elde edebilmek için çoğaltma yöntemimiz var mı bizim? Abi yok mu ya? Allah kahretmesin, çoğaltamıyor muyum ben bunu? Üzüldüm şu anda. Bunu çoğaltabilseydik güzeldi. Redstone Furnace'ın içine atalım. 14 tane Star Metal'ımız oldu arkadaşlar. Hemen şuraya Star Metal diyelim. 4-5 geliyor. Üzerimizi de alalım. Görevimiz de bitti. Ödül olarak ne veriyormuş? 8 tane daha Star Metal Ore verdi. Bu Star Metal Ore'ları şimdilik böyle atalım. O da lazım olduğumuz zaman kullanırız. Sabah mı oluyor lan? Allah kahretmesin ya. Star, biz bir sonraki altara geçiş yapacaktık. Yine bir sonraki şeyin sabah olmasını bekleyeceğiz. Ama onu da içinde ne gerekiyormuş bakalım. Başka eksik bir şeyimiz varsa tamamlarız. Celestial Altar için ne gerekiyor? Rock kristalimiz var. Stardust gerekiyormuş. Star Metal Cutting Tool gerekiyormuş. Hemen onu da yapalım. Star Metal Cutting Tool. Ne gerekiyor abi sana Star Metal Cutting Tool için? Abi kolaymış da. Gece olmasını bekleyeceğiz bunun için yine. Şu Star Metal Cutting Tool o zaman bir sonraki geceye gelsin arkadaşlar. Ben şu Star Metal Cutting Tool'u yapayım. Daha sonra bunu kullanaraktan Stardust yapalım. Daha sonra da şunu bir daha bir tık daha büyütelim. Aslında gece vakti biraz da yıldız takımı bulmak istiyorum ben. Olmadı biraz da yıldız takımı bakarız. Yani şu anda zaten bunun nasıl büyüdüğünü biliyorsunuz. Biz bunu büyüttüğümüz zaman altındaki platformu da tekrardan ona uygun bir hale getirmemiz gerekecek. Astral Tome kullanarak. Attunement kısmında mıydı? Bir sonraki büyük bir şey. Nerede o? Starlight Infusion, Infusion. Lan oğlum. Lan oğlum. Geri yok mu? Ha geri. Nerede o? Celestial Altar. Ha tamam. Bunu ya, bunun devamına geldiğim zaman nasıl bir şey yapmamız gerektiğini zaten bize burada söylüyor arkadaşlar. Bunu da yapacağız. Daha sonra da bu bir tık büyümüş olacak. Bunu ben yine yapar gelirim. Sizle uğraşmayız. Yine buradan tabii tek tek hangi katta ne olduğuna tek tek buradan bakabiliyorsunuz. Burada ne yazıyor? Şurada şunun üzerine geldiğiniz zaman da neler istediği zaten burada da yazıyor. Bu platformu upgrade'ledikten sonra yapmamız gerekecek. Onları yaparız. O zaman ben şimdi hemen 2 dakika yine hazırlıklarımızı yapalım. Burada ne kadarlık bir Starlight'ımız olmuş? Okunmuyor ki beyazlıktan da. 9.000... 9 kovalık Starlight, Liquid Starlight'ımız var. Tamam. O zaman tekrar bir gece olsun. Ben de şu malzemeleri halledeyim. Hemen tekrar buluşalım sizlerle. Evet arkadaşlar, gece oldu. Artık her şeyimiz de var. O yüzden sizlerle bir şu Starlight Cutting Tool'u yapalım. Daha sonra sizlerle beraber bir bakmak istiyorum. Şuradaki yıldızlardan birleştirmemiz gereken bir yıldız daha var mı? Bu bizim yıldız birleştirebileceğimiz bir yıldıza benziyor arkadaşlar. Bu amma çok öttü lan. Ver itemimi kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi şunun içerisinde bizde astral şeyler vardı. Constellations vardı. Dissidia. Aha. Şu Dissidia'ya benziyor arkadaşlar. Evet. Dissidia nasıl birleştiriyormuş? Siz de bunun birleştirmesini de bir yapalım. Buradan geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor. Sonra da böyle bir M var üstünde. Tamam. Nerede bizim ilk yıldızımız? Burada. Buradan buraya geliyor arkadaşlar. Buradan buraya geliyor. Buradan buraya geliyor. Sonra buradan buraya. 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 Ve buraya. Evet. Dissidia'yı şu anda çizdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dissidia'yı artık buldun dedi zaten. Burada bir tane daha varmış Constellation. Burada şöyle bir kare gibi bir şey var. Üstte 3 tane bir şey var. Bakalım bu hangisiymiş? Kare gibi bir şey var. Üstte 3 tane bir şey var. Şu mu ya? Başka bildiğin var mı? Bakayım. Tık. Tık tık. Tık tık. Aha. Aevitas. Aevitas'ı da çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Nasıl çiziliyordu Aevitas? Allah'ımı unuttum. Şu an yanlış çiziyorum. Nasıl çiziliyordu ya Aevitas? Ha, komple dışarıdan hepsini birleştiriyorsun. Tamam. Şöyle. 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 Bir de şöyle. Aha, Aevitas. Aevitas'ı da bulduk arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Burası boş. Burada bir şey var mı? Burası da boş. Burada var mı? Burası da boş. Burada var mı? Burada da bir şey var. Bu nasıl? Burada şöyle bir topluluk yıldızı var. Burada bir tane boş yıldız var. Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Ve kenarda bir topluluk yıldızı vardı. Şu büyük ihtimalle Evorsio. Böyle bir V, sonra düz çizgi, yanından da bir zımbırtı çıkıyor. Hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir V. Sonra şöyle bir
Düz çizgi, sonra buradan yanından da zımbırtı çıkıyor. Evet, Eversio'yu da çizdik arkadaşlar. Burada bir tane daha mı var? Aman ya Rabbim ya, bugün ama çok... Gerçi bunları daha önce de büyük ihtimal benim kafam almamıştı. Visilio ile Armara kaldı. Bu hangisi sizce? Bu bence Armara. Armara'ya benzettim ben onu. Visilio da olabilir ama Armara'yı bir çizmeyi deneyeyim bakayım. Armara mı bu? Armara değilmiş bu arkadaşlar. Ulan onu da şey yapamadım. Visio bu. Bir tane kare, bir tane üçgen çıkıyoruz. Üçgenin üçgeni burada bunun. Bir de karesi var. Aynen. Visio'yu da çizdik arkadaşlar. Tamam ya. Bu şekilde bu arada takım yıldızlarını işte gökyüzünde bulduktan sonra onları geceleyin baktığınızda görebiliyorsunuz arkadaşlar gökyüzünde. Bütün bulduğunuz takım yıldızları gökyüzünde görünüyor bir yerden sonra. Bunları bulduğunuz zaman da zaten bunlar yavaş yavaş sizde bazı şeyler açmaya başlıyor. Mesela şu an biz Eye of Tas'ı bulduk ya, tıkladığımız zaman burada öz içinde ne olduğu yazıyor. Mesela biz Armara'yı bulmadık daha, bakın gökyüzünde. Geldiğimiz zaman böyle soru işareti diyor. Ama mesela Eye of Tas'ı bulduğumuz için Eye of Tas'la ilgili bütün özellikler vesaireler ne olduğu, ne işe yaradığı yazıyor artık. Şunları üstümden atıp geri alsam, o kadar takım yıldızı bulduk. Bir şey değişti mi? Değişmemiş. Bu arada sabah oluyor. Bir gece daha bekleyeceğiz ama olsun, yapacak bir şey yok. Bu Star Metal'ları yere atıp arkadaşlar. Daha sonra da şu Star Cutting Tool'la sol mu tıklamam gerekiyordu? Aynen, direkt vuruyorsunuz arkadaşlar. Bununla atıp bununla sol tık yaptığınız zaman üzerine vurduğunuz... Oğlum vurur musun? Vurduğunuz zaman üstüne gördüğünüz gibi Stardust elde ediyorsunuz. Biz şimdi ne yapacaktık? Şunu büyütecektik. Crafting Table. Ne Crafting Table'dı o? Starlight Crafting Table değildi. Crescent Altar mıydı? Altar diyelim. Ha. Celestial Altar. Bize bu lazım arkadaşlar. Bir sonraki gece bunu yapacağız. Gerekli her şeyimiz de var mı? Var görünüyor. Tamam. Şunu da bir üst seviyeye sizle beraber çıkaralım. Şu an için yine sabah oldu gerçi. Çıkaramayacağız hemen. Bir sonraki gece hemen onu da olsun. Gece geleyim. Onu da bir üstüne çıkaralım. Ondan sonra da zaten artık yavaş yavaş... Yani benim daha fazla göstereceğim aslında çok bir şey kalmadı burada. Bu neymiş ya? Astral Wand. Make any wand. Astral Wand. For special that perform certain searches. Then of the Starlight Magic TV cooldown. Allah Allah. Bunlarla farklı işler yapabilirsiniz diyor. Formation. Line towards player. Conversion 5x5. Impulsion. Move dash. Aa, dash atmanızı sağlayan bir şey varmış. Ha, Ender Pearl'le falan yapılıyor. Starlight kullanmaz diyor. Kullanımı vardır diyor. Buradaki wandları yaparaktan aslında da kullanabilirsiniz ya. Güzel bir özellik. Bunu da bir craftlayabilir miyiz acaba diye düşündüm de şimdi ayaküstü bakalım diye. Ya açıkçası şimdi şu Celestial Altar'a geçiş yapmayı, neyse bir geçelim hadi ya, aman. Bir an dedim geçmeyelim mi acaba diye ama geçelim geçelim. Bir de 2 dakika bakmış olalım. Ben hemen o gece olsun geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gecemiz oldu. Bütün gerekli malzemelerimi de topladım ben. Hop. Haşırttı Blackboard. Bunu daha yukarıya kursaymışız, güzelmiş. Bunun içindeki şeyleri arttırmamız lazım. Onun içinde şurada bir yerde bir şey vardı. Şu bununla mı acaba şey yapıyorduk ya? Kristal lens. Bizim kristal lensimiz var mı hiç? Yok. Kristal lens craftlamak için gereken şeyimiz var mı? Engraved infused food istiyor. Anasının gözü ya. Azıcık uğraşacakmışız arkadaşlar. Hemen hızlıca uğraşalım. Log diyelim. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane log atalım. Şunları Starlight'in içine atalım. Bunları böyle içine attığınız zaman bunlar otomatik olarak zaten hop infused bilmem neye dönüşüyordu. Infused burada dönüşüyordu. Bunun içindekileri bir boşaltalım. Bunun içerisindeki şeyi arttırmamız gerekiyor bizim. Böyle miydi? Böyle miydi? Nasıl yapılıyordu? Şu an tamamen rastgele hareket ediyorum. Şöyle 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 miydi? Aynen, Engraved Wood. Al Engraved Wood'u da yapayım abi. Bu kadar uğraştırıyor muydu bu ya? Ne istiyor benden? Glass Lens istiyor. Var kanki Glass Lens. Ver hemen Glass Lens'im. 8 tane Glass Lens'im varmış. Başka? Bir gold bar, 2 Rund Marble. Abi al şuradan Rund Marble'ını. Bir de gold istiyordu değil mi? Gold. Ver biraz da gold'u. Inventory yine çöplüğe döndü ama yapacak bir şey yok. Hop. 5 tane Crystal Lens yapıyor. Allah Allah. Astral Lens.
Şu kristal lensleri kullanarak bunun içindekini şeyini arttırabiliyor muyduk ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? 1, 2, 3, 4 tane yapalım. Linking tool'u da alalım. Sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen abi, sen buna, sen buna, sen buna, sen buna. Ulan bunu yaptık da bunun için bir tane de kristal gerekiyordu ya. Kristal yapmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Collector kristal yapmamız lazım. Collector kristali nasıl yapıyorduk ya? Abi ben bunu daha yukarı kurmak istemiyorum. Ya. Lanet gelsin. Extra cool bu ne? Ha bu değil. Tamam. Benim aradığım bu değil arkadaşlar. Collector kristal yapabilmek için galiba önce bunu yapmam gerekiyor. Bunun için de şeyim yetmedi ya. Starlight'ımız yetmedi arkadaşlar. Bütün platformu benim alıp daha yukarıya kurmam gerekiyor şu anda. Oğlum Y93 seviyesindeyim ya. Yer kaç? Y64. 40 blok bile çıkmamışım yukarıya. Benim hatam aslında. Biraz daha yükseğe çıkabilirmişim. Niye çok yükseğe çıkmadıysam? Nasıl yapsak nasıl yapsak? Bizim Starlight'ı arttırmamızın başka bir yolu var. Allah kahretmesin. Geceleri burada iş yapıyoruz ya sürekli. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nereye gittin lan? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır oğlum? Başka yok değil mi? Yok tamam. Gece bununla uğraşı uğraşı uyumayı unuttuk ya. Şimdi... Tuned. Mind from Rocks can also work as a nuclear upgrade. Tuned. Bunlar değil. Bize Collector kristal lazım. Collector kristali ben diğer taraftan alabilir miyim arkadaşlar? Burada bizim spawner taşımak için kullandığımız bir item vardı. Onu kullanarak ben diğer taraftaki kristali buraya getirmeyi deneyeyim bir. Bana çok kısa izin verin. Ben kafamda yine deli şeyler var. Saçma sapan fikirler. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi şu packing tape'i kullanarak bunu buradan sökmeyi deneyeceğim. Packing tape. Vurdum, kırdım. Normalde çünkü bunları şeyle kırarak alamıyorsunuz. Neydi onun adı? Pickaxe'le vurarak alamıyorsunuz. Öyle taşıyabildiğiniz şeyler değil, spawner gibi. Ama bu taşıyıcı şeyleri kullanarak aslında bence yapılabilir gayet. Şu anda da onu yapıyoruz zaten. 1, 2, 2 blok üstüne bence bunu 2 blok üstüne koyup shift sağ tık. Aha. Kristali buraya getirdik arkadaşlar. Harika bir zeka ışıltı pırıltı ya. Kristali de direkt buna bağlayalım. Şu an gördüğünüz gibi gündüz vakti bile hayvan gibi Starlight'ımız var. Hatta bunu bunlardan geçirerek ağı da arttırabilir miyim? Yok, herhangi bir şekilde artış olmadı. Bir tane daha denesem. Şuna vereyim bir de. Arttı mı? Artmadı. Yok, lensleri boşuna yaptık ayaküstü. Ama olsun. Şunu getirdim. Bunun sayesinde de artık gündüz vakti bile craft yapabiliyoruz. Gece vakti bu zaten coşturacak. O yüzden hemen bir gece olsun. Hemen bir gece olsun. Ve gece vakti arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Pırıltı, zeka, her şey. Kendimi çok söveceğim şimdi. İki akamarin bir kelestik zımbırtı istiyor. Allah'ım bitmedi. İstekleri bitmedi. İki akamarin bir tane de rock kristal. Ver kardeşim. Bu ne lan? Şey püçmü ya. Aman bir şey olmasın. Celestial Altar. Bas. Biraz önce yetmiyordu. Şimdi coşturuyor, coşturuyor. Nerede bizim şeyimiz? Ha, tamam. Hop. Coştur bakayım. Arkadaşlar bu arada bu kristalleri normalde ileride biz kendimiz craftlayabiliyoruz zaten. Ama şu an için benim erken ihtiyacım olduğu için gittim hazırını aldım geldim. Şimdi bunun hazırını normalde gidip alıp gelemiyorsunuz. Ama tabii ki oynadığınız mod paketin içerisinde şunun gibi packing tape varsa ya da en basitinden mekanizmin cardboard box itemi var.
Yine aynı şekilde böyle itemleri, spawnerları vesaire taşıyabildiğiniz bir şey o da. Mekanizm burada olmadığı için kullanamadım onu. O yüzden Packing Tape kullandım. Aynı işe yarıyor. Hani onu kullanarak da daha başka yerde bulduğumuz bir tane Collector kristali alıp getirip istediğiniz yere koyabilirsiniz. Daha sonra da linklediğiniz zaman gördüğünüz gibi coşturuyor. Şu an bu da kırmızı. Neden? Çünkü biz bunu büyüttük fakat altındaki platform büyümedi. O yüzden hemen çok kısa da bunun altındaki platformunu değiştireceğim. Daha sonra bu çalışır vaziyette olacak. Bunu yalnız bir kırıp üzerime almam gerekiyor benim ki görev bitsin. Şimdi şunun da şuraya koyalım. Onun görevi de bitti. Ödül olarak bir şey verdi mi? Verme. Allah razı olsun. Hiçbir şey vermemiş ya. Astral Sorcery. Ne açıldı ama burada bir sürü yine bir şeyler açıldı. Starlight Infuser, Make a Tree Beacon vesaire vesaire. Bunların hepsine artık bakamayacağız arkadaşlar. Magic Lens ne işe lan? Ha, function veriyordu falan. Bunlar artık yani zaten çoğu paketin içerisinde Astral Sorcery var. Mutlaka ile denk gelir. Zaten aslında daha önce Astral Sorcery'yi oynadığımız bir mod paketimiz de var. Enigmatika 6 serisi olması lazım. Enigmatika 6'da da yine bayağı hem de bu Astral Sorcery ile ilgilenmiştik. Bayağı ilerlemiştik yani. Kendimizi etiyumlamıştık. Skill tree'miz açılmıştı vesaire. Ama bu seri birazcık işte dediğim gibi çok bölük pörçük oldu, aralıklı oldu sağlık sebepleri vesairelerle. Ondan dolayı hepsini bu seride göremeyeceğiz artık. Çünkü seriye bu son bölüm olacak yani. Bundan sonra artık farklı şeylere geçeceğiz. Ben o zaman şunun da altını bir büyüteyim. Hemen tekrar sizlerle buluşalım. Evet arkadaşlar, bunun gerekli şeyini de inşasını da bitirdim. Artık şu anda hızlı gördüğünüz gibi biraz önceki kırmızı olan şey artık mavi ve çalışıyor. Ki bunun bile bayağı burasına kadar dolu yani, rahat rahat her şey aslında şu an burada yapılır. Bu arada size şeyi göstermek istiyorum. Biz ben biraz önce lazım oldu ya, Collector Kristal bunu yaptığınız zaman en son burada açılıyor. Collector kristalleri bu Celestial Altar'ın içindeyken istediğiniz gibi craftlayabiliyorsunuz. Zaten şurada Constellations kısmı açılıyor onu yaptığınız zaman da. Burada da zaten içerisinde Collector Kristal diye burada var. Craft recipesini de gayet gösteriyor. Hani şu an istesek biz bunu yapabiliriz ama yani Resonating Gem gerekiyor. Resonating Gem yapmak için önceki işte şey gerekecek. Celestial, Allah kahretsin. Starlight Infuser gerekecek. Hani onların hepsini yaptığınız zaman daha sonrasında işte yavaş yavaş ilerleyebiliyorsunuz. Yani şeyi bitirmedik. Starlight diyorum ya. Astral Sorcery'i bitirmedik ama olsun. Bu bize yeterli olacak. Git lan buradan. Git lan buradan. Aha, şey düştü. Phantom Memory düştü. Daha yapacak iş vardı tabii ki. Astral Sorcery küçük bir mod değil. Bayağı büyük bir mod yani. Uğraştığınız zaman bayağı ilerleyip bayağı daha devamını getirebilecek bir mod. Ama bizim için yani bu kadarlığı yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Yani daha önceden yaptık. Hani hiç yapmamış olsak biraz daha zorlayalım yapalım diyecektim ama şunu kullanalım. Daha önceden başka bir serimizde, Enigmatik 6 serimizde bu şeyin neydi onun adı? Astral Sorcery'nin bayağı bir derinlemesine işledik. Gerekli çoğu şeyini yapmıştık. Neredeyse bittiydi bile mod yani. O kadar bayağı uğraşmıştık. Yakın zamanda artık yeni şeylere geçeceğiz arkadaşlar. Paketlere geçeceğiz. Ben güzel bir paket bakmaya başladım zaten. Aklımda yani sizlerden de yapımcılığında rol oynamış mod paketleri de var. Onu da aslında ben denemek istiyorum. Hani yakın zamanda çıkarsa, yetişirse en azından sizlerin de katkısıyla yapılmış bir mod paketi denemek isterim ben. Zaten denemeyi düşünüyorum. Yeter ki hani yeni seriye başlayacağımız zamanı yetişiyor olsun. Yoksa hani başka bir seri yaparız, ondan sonra ona geçeriz vesaire ama onu da mutlaka denemek istiyorum. Evet, eğitici öğretici serimizin sonuna geldik. Artık okullar tatil arkadaşlar. Semester'a girmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun hepimize. Ya bundan sonrakinde böyle eğitici öğreticiden çok biraz daha böyle aksiyonlu ya da eğlenceli, keyifli bir mod paketi yapmak istiyorum. Bu biraz eğitici öğretici seri tadındaydı. Bundan sonrasında artık tekrardan şöyle normal bir mod paketi yaparız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın.